İyi günler. Size doğru dürüst hoş geldiniz diyemedik. Önce karakola şikayet ettik. Biraz önce de Halil abiyle bir tatsızlık yaşandı. Bunu iyi niyet hediyesi olarak kabul ederseniz sevinirim. Kabalığımız için özür dilerim. Hoşçakalın. Sizi uyarmıştım. Sorduğunuz soruların cevabı bizde yok. Huzurumuzu kaçırmaya hakkınız yok. Necat! Etrafımızda dolaşmayın. Ömer Fırat'la. Paniğin doğru yerde olduğumu hissettiriyor bana. Necat! Bizden uzak durun. O kadar söylüyorum sana. Şey olmuş. Zürel, ne oluyor? Senin yüzünden. Hep senin yüzünden bunlar. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen ne yaptığını sanıyorsun asıl? Kafayı yedin iyice. Kime saldıracağını bilmiyorsun. Bir daha o eve gitmeyeceksin. Yaklaşmayacaksın o adama. Ya lağımı bıraktın. Şimdi onunla mı uğraşıyorsun? Babam yaşındaki adamdan mı kıskanıyorsun beni? Yok artık, yok. Ya saçmalama be. Yeter artık. Hanımefendi, ne oluyor? Ondan uzak dur. Sen bana karışamazsın. Zülen. Çocuklar. Ne oluyor size? Hepiniz birden cephe aldınız. Halil abi durup dururken sataşıyor. Annem lafı geçince gerginleşiyor. Ne istiyorsunuz insanlardan? Ne oldu? Ayıp. Yanlışlıkla bahçeye girdiler diye düşman kesildiniz hepiniz. Bir haller oldu size. Toplu halde cinnet geçiriyorsunuz. Tamam Zülen, sakin ol, tamam. Sakin falan olmuyorum. Başkalarının yanında beni bozamazsın sen. Ben sizin adınıza gidip özür diliyorum. Sen geliyorsun her şeyi daha beter batırıyorsun. Derdin ne senin? Zülen bağırma kızım. Ne oluyor size? Ne istiyorsunuz bu insanlardan? Ne oluyor? Sesiniz dışarıda çınlıyor. Bu yine beni sinir etti. Zülen tamam. Hadi oturun bakayım şöyle. Anlatın bana ne oldu? Niye parladınız yine böyle? Ha? Halil abi durup dururken gitti adamlara sataştı. Ben de gönüllerini almak için kek götürdüm. Bu da geldi onların yanında bana sataştı. Sen de niye kek götürüyorsun canım? Hoşlanmadık, görüşmek istemiyoruz adamlarla. Sen niye kalkıp gidiyorsun? Sana söylenen her şeyin tersini yapmak zorunda mısın? Sen bana ne yapıp ne yapmayacağımı söyleyemezsin Melek. Bu evde herkesten çok çıkmaya başladı son zamanlarda senin sesin. Her şeyin bir sınırı var yani. Bu kadar da değil. Ben konuşurum teyze. Konuşurum. Şey duymak istemiyorum. Geç şöyle. Ya Necat zorlama beni. Bak çok sinirliyim. Dinleyeceksin. Bunca sene emek verdikten sonra işittiğimiz lafa bak. Her şeyin bir sınırı varmış. O kadar da değilmiş. Zürel Hanım'dan öğreniyoruz. Ben size bu evde yerimiz belli dediğim zaman kızıyordunuz.
Hep savunuyordunuz Zülal'i. Duydunuz işte şimdi. Söylüyordun da ne oluyordu? Ona göre mi davranıyordun sen de? Konuştun mu şimdi beni? Madem yerini biliyordun, neden her lafın içine giriyorsun? Üstüne gitmenin alemi var mıydı? İşte böyle verirler adam cevabını. O bursu kabul etmemekte ne büyük hata yaptın anladın mı şimdi? Gidecektin, güzel güzel okuyacaktın. Kariyerini yapacaktın. Şişten geçti. Kendi kaderini kendin çizdin. Vur bakalım kafana. İçine doğmuş gibi huzursuz oldu ama. Bir şey sezmiş ki ters davrandı onlara. Adamlar eski mahkum ya. O yüzden tedirgin oldu. Öyle bahçeye yanlışlıkla girdiler falan çok da inanmadı ondan. Haklıymış ama. Hay Allah ya. 25 sene sonra arayıp bulmuş Evsed'i. Olmuş bitmiş her şey. O kadar zaman sonra niye Evsed'i arayıp buluyor ki? Bilmiyorum. Hala vicdan azabı çekiyor demek ki. Olabilir belki de. Belki de hala aşık. Öyleyse de çok tehlikeli bir durum bu. Evsed'in bir ailesi var. Evliliğine zarar verebileceğini düşünmüyor mu? Peki niye bana söylemediniz? Huzursuz olmanı istemedik de ondan. Ha, çok iyi ettiniz. Ben de aptal gibi gidip özür diledim. Sen de laf dinlemiyorsun ki. Adam gibi söyleseydiniz dinlerdim. Of ya. Bir de benimle yakınlık kurmaya çalışıyor. Kaç yaşındasın? Benim de senin yaşında kızım var. Sözüm onu benimle samimiyeti ilerletip Evsed'e yanaşacak. O biraz zor işte. Eğer Evsed'e yaklaşırsan karşında beni bulursun dedim ona. Yazık. Evsed'in nasıl bir hikayesi varmış? Annem daha önceden biliyor muymuş peki? Hayır. O da yeni öğrenmiş. Fırat Bey'in partisinden apar topar ayrıldı ya. İşte o gece. Evde neler oluyormuş? Ne sırlar saklanıyormuş da benim haberim yokmuş. Düşündüm de bu böyle yürümeyecek. Yolları ayırmanın zamanı geldi. Ne diyorsunuz siz? Feride Hanım, böyle devam edemeyiz diyorum. Bu adam senin peşinde oldukça, hayatım dedikledikçe her şey daha zor olacak. Daha çok huzurumuz kaçacak. Hep diken üstünde, hep didikte. Adam kararlı işte. Durmayacak, kurcalayacak. Bu baskıya ne kadar dayanabiliriz? Saklayamayacağız daha fazla. Siz bizim gitmemizi istiyorsunuz. En iyi çözüm bu bence. Nereye kaybolmuşlar? Yaşamışsın öyle. Çok üzüldüm.
O adamın niyetini bilseydim yüzüne bakar mıydım hiç? Saf saf gittim ben de. Nereden bileyim? Siz de bana hiçbir şey söylemediniz. Hevsetciğim, meğer ne kadar çok yük varmış sırtında. Sen de biliyormuşsun, söylemedin bana. Demek ki o kadar çok konuşmuyormuşum. Melek. Ben üstüme bir şey alayım, üşüdüm. Acele etme. Şu an sinirler çok gergin. Dayanamayacağımı biliyorsunuz. Çok düşündüm. Başka bir çözüm yolu bulamadım. Günaydın. Günaydın. Günaydın yavrum. Ne o? Her şeyini toplamışsın. Çıkıyor musun? Evet, geç kaldım. Kahvaltı etmeyecek misin? Okulda atıştırırım bir şeyler. Melek nerede? Erken çıktı, sınavı varmış. Anladım. Siz ne konuşuyorsunuz böyle fısır fısır? Hadi. Benden bir şey saklamayacaksınız artık, değil mi? Esvet buradan gitmek istiyor. Ne? Esvet? Benim... Yani bizim buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Ne diyorsun sen? Saçmalama. Benim yüzümden huzurunuz kaçmasın. Saçmalama, olmaz öyle şey. Anne ne diyor? Kızım, Esvet kendi huzurunun da kaçacağını düşünüyor. Bu adam huzur vermeyecek besbelli. Halil Efendi durumu anlarsa olay büyür. Evlilikleri de tehlikeye girer. Ya ne diyorsunuz Allah aşkına? Ya geçmişte yaşanmış, bitmiş. Öğrensin. Halil abi anlat her şeyi Esvet. Zülay'cığım. Anladığım kadarıyla her şey bu kadar basit değil Zülay'cığım. Neyse. Hadi sen okuluna geç kalma. Daha sonra konuşuruz bunları. Böyle saçmalık olmaz. Hayır, halledilir her şey. Ya gitmeyi falan çıkar aklımdan bir kere. Olmaz öyle şey. Dur bakalım. Dur bakalım falan değil. Gitmek falan yok. Necat konuşur, adamla halleder. Zülay'cığım. Hadi üzme kendini. Bir çaresine bakacağız, tamam mı? Tamam. Hadi yavrum, geç kalacaksın. Allah senin açıklığını versin. Topla kendini Esvet. Buradan ayrılmak, Zülal'i hayatından çıkarmak değil, biliyorsun. Eğer durum ortaya çıkarsa, Zülal'i tamamen kaybedeceksin. Bunu düşün. Biliyorum. Verdiğin sözleri hatırla. En başından beri yaptığımız anlaşmayı hatırla. Bu gerçek hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktı. Ne olursa olsun. Sözümü tutacağım. Görüşürüz. Melek. Nasıl geçti? İyi. Sabah beni beklememişsin. Erken çıktım. Semih, notlarını Ayşe'ye verdim. Çok teşekkür ederim. Çok işime yaradı. Bir şey değil. Esvet evden gideceğini söyledi. Aha. Öyle. Sen de bunu destekliyorsun. Buna gerek yok ki. Halil abi öğrensin. Aslında bu son durumla ilgili bir karar değil. Babam da kendi evimizde yaşamamız gerektiğini düşünüyor. Biraz da kendi bahçesini çapalamak istiyor artık. Ona hak vermek lazım. Sen evden ayrılmamak için bursunu yaktın. Ne bu şimdi?
Bana mı tavır yapıyorsun? Kendini bu kadar önemseme Zülal. O kadar da değil yani. Ayrıca ben Necdet'i sevmekten vazgeçtiğimi söylemedim ki. Ondan uzak olacağımı da söylemedim. Ben yine de evden gitmenizi istemiyorum. Merhabalar. Buyurun. Kek için teşekkür ederiz. Bir şey değil. Feride Hanım evde mi acaba? Bilmiyorum. Kendisiyle görüşmek istemiştim de. Buyurun. Tabağımızı getirmiş de. İyi günler Feride Hanım. Kek için teşekkür ederiz. Eğer vaktiniz varsa görüşmek istiyorum sizinle. Buyurun. Size. Estağfurullah, buyurun. Şöyle geçin. Lütfen oturun. Sizinle iki büyük olarak konuşmak için geldim. Sizi dinliyorum. Bunlar bizi taciz etmekten asla vazgeçmeyecekler. Ne oldu? Şimdi yaşlı kadın geldi. Feride Hanım'la konuşuyor. Dur. Özel konuşacaklarmış. Tamam. Ömer'in buraya geldiğimden haberi yok. Söylemeyeceğim de. Evet, buyurun. Ne istiyorsunuz benden? Niye rahat bırakmıyorsunuz bizi? Lütfen sakin ol kızım. Ben buraya orta yolu bulmaya geldim. Bu işin orta yolu falan yok. Beyset. Lütfen çıkın gidin buradan. Diğerlerine de söyleyin. Onlar da çekilsin etrafımızdan. Bu durumdan ben de memnun değilim. Ömer'in bir an önce hayata dönmesini arzu ediyorum. Lütfen söyleyin ona. Benim hayatımı daha fazla alt üst etmesin. Ömer çok hasta kızım. Gerçekten çok hasta. Senden rica ediyorum. Yalvarıyorum. Eğer ona söylemek istediğin bir şey varsa bir an önce söyle. Hiç zamanı yok. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Feride Hanım. Güle güle. Tekrar görüşmek üzere Efsat Hanım. Niye gelmiş ki? Hiç, öyle. Nezaketen. Sakın Esed. Sakın çözüleyim deme. Şimdi vicdan yaparak sana yaklaşmaya çalışıyor. Ne biliyorsun? Hem ben hasta olduğuna falan da inanmıyorum. Yalan söylüyor, kesinlikle. Merak etmeyin. Zülal'i hiçbir zaman öğrenmeyecek. O benim için yıllar önce ölmüştü zaten. Şimdi ölü olması hiçbir şey değiştirmeyecek.